Burası Harikalar Diyarı'nın 12. kapısından manzaram. Bence çok tatlı. Bugün biraz daha uzağa gideyim diye düşündüm aslında. Ama saat geç oldu. Evim de buralara yakın olduğu için başka hiçbir yere gitmek uygun gelmedi bana. Hava serinleyinceye kadar birazcık aslında evde bekledim. İkindi namazını kıldıktan sonra da ben yine sevdiğim 12. kapının oraya gideyim dedim. 12. kapının girişi şimdi size göstereceğim. Tam karşımda bakın. Çıkış yazıyor. Orası 12. kapı. Yine park sorunu vardı. Biraz araba uzakta. Ama neticede şimdi burada ben mutluyum. Bu çiçekler ve şu çiçekler şu anda bana çok yakın. Ta karşıda da kuğuların içinde yüzen adamlar, kadınlar, çocuklar var. Daha doğrusu kuğuyla beraber suda yüzen diyelim. Bakın arkamdan şu anda tren geçecek. İsterseniz bu trenlere binip Harikalar Diyarı'nda bir tur atabilirsiniz. Bence çok sevimliler, tatlılar. Siz de sevebilirsiniz benim gibi. Şu arkamdaki bina, mescit. Hemen yanında da VC var diye okudum. Dolayısıyla oturduğum yere her ikisi de yakın. Yanımda atıştırmalık olarak mısır, ondan sonra içecek, sonra çekirdek getirdim. Çekirdeğin kabuğunu etrafa atmamak kaydıyla canım sıkıldıkça bunlardan yiyeceğim. Kısacası size de bunu öneriyorum. Yani etrafı dağıtmayın. Kirletmeyin. Şu tertemiz yeşilliği tertemiz bırakıp gidin. Bir yere gittiğiniz zaman zaten yoksa Allah sorar. Der ki insanlar temizlemişler, yetiştirmişler. Benim de lütfumla yetişti o çiçekler. Sen etrafı nasıl böyle leş gibi bıraktın? Der bence. Kendimi de göstereyim mi? Bir saniye. Artık denk getirebilirsem, bazen denk getiremiyorum kendimi, değil mi? Ben de buradayım. Ağacım da bu. Aslında bazen size düşüncelerimden bahsetmek istiyorum ama o kadar çok düşüncem var ki hangisinden başlayacağıma karar veremedim. Bir gün başlarım herhalde. Başladıkça da arkası gelir herhalde. Mesela bir tanesini söyleyeyim. İnsan ne kadar çok şeyi seviyorsa o kadar çok mutlu oluyor. Ben bunu tespit ettim. Örnek: çiçeği seviyorsa çiçeği gördükçe mutlu oluyor. Suyu seviyorsa suyu gördükçe mutlu oluyor. Ağacı seviyorsa ağacı gördükçe mutlu oluyor. İnsanı seviyorsa insanı gördükçe mutlu oluyor. İşte suda yüzen kuğuları gördüğünde onları seviyorsa mutlu oluyor. Treni seviyorsa onlara bakınca mutlu oluyor. Tam tersini düşünelim. Diyelim ki bunların hiçbirisini sevmiyor. O zaman nasıl hissedecek? Çiçeği görüyor mutsuz oluyor, insanı görüyor mutsuz oluyor, treni görüyor mutsuz oluyor. Sonra da hem kendine problem hem etrafındakilere problem çıkartıyor. Arkasından ne yapıyor? Önce kendine zarar veriyor, sonra da başkalarına zarar veriyor. Kısacası akıllı olmak lazım.
Hadi bakalım, bismillah başladık lak lak etmeye. Bu kadar yeter. Harikalar diyarında siz de gelin sefanızı sürün.